Katman 2'yi bir sileyim. Katman 1'inde şöyle bir karelerini seçip sağ tıklayıp kareleri kaldır diyorum. Şurada kaldırınca aralık boşluğa düştü çünkü aralık oluşturacak bir yeri yok. Kareleri kaldırdım. Gelip buraya kare anahtar kare ekledim. Şöyle bir 35'e kadar da F5'te bir karelerimi ekleyeyim. Gelip bir tane sembol oluşturayım. Diğer aralık oluşturmalara bakalım. Bir zoom yapayım. Bir tane yuvarlak çizeceğim. Bunun için siyah aldım. Fırçamı aldım. Yuvarlağımı çizeyim. Bu arada katman bir kilitli olduğu için bir şey ekleyemiyorum. Şöyle görünür yapayım. Kilitliden ziyade görünmezdi. Şimdi yuvarlağımı çizdim. Hatta bunu bir cinaliye çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bir kontrol Z yapıp daha bir güzel çizeyim. Şöyle bir cinali çiziyorum. Ortaya doğru geliyor ayağı ve diğer ayağı. Şuradan da kolları olsun. Bunu bir seçeyim. Bir tık küçülteyim. Şöyle bir cinalim var. Şimdi geleyim bu cinaliyi bir seçeyim. Fn F8'e basıyorum. Cinali G olsun. Cinali grafik. Bunu grafik türünde sembole çeviriyorum. Tamam dedim. Kütüphanemde de cinali grafik oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi bu cinaliye çift tıklayıp grafik kısmına geldim. Şöyle bir ikinci, üçüncü de gelip sağ tıklayıp anahtar kare ekle diyorum. Şöyle bunu burada sileyim, boş olacak. Şu döngü kaplamasını çağırayım. Bu cinalime bir parça farklı bir animasyon vereyim. Demek istediğim şey şu. Sıçrıyormuş gibi olsun arkadaşlar. Öncelikle şu yuvarlağı bir çizeyim. Tabi önce bir fırçamı almam lazım. Sonra aşağı doğru geleyim. Şuraya kadar gelsin. Ayaklar bir parça. Şuradan yukarı ve şuradan yukarı. Ctrl Z, Ctrl Z. Biraz da şöyle olsun arkadaşlar. Oops. Biraz da yayık olsun. Şöyle. Ve kollar da yine şöyle bir şey olsun. Yani sıçrıyormuş gibi bir şey. Geleyim. Şurada F5'te kareler ekleyeyim. Oynatayım. Böyle bir sıçrama efekti gibi bir şey. Şimdi sahneme gelip oynatınca böyle bir döngü şeklinde oynuyor sembol kullandığım için. Şu kütüphaneden özellikler kısmına geleyim. Böyle bir cinalim var. Şimdi bunu gelip seçiyorum ilkini. Şuradan sola doğru taşıyorum. İlkin burada. Şimdi en sonuncusuna geleyim. Bunu da eğer en sonuncusunu görmüyorsanız arkadaşlar onu da göstereyim. Kareleri kaldır. En sonuncusuna gelip anahtar kare ekle diyorum. Bunu da
Şöyle baştakini seçtim, kopyaladım. Sondakine Ctrl Shift V ile yapıştırınca aynı yere geliyor. Şöyle getirdim. Şimdi sağa tıklayıp klasik ara oluştur dersem sembole dönüştür diyor. Buradaki sembol zaten buradaki. Şunu bir komple sileyim arkadaşlar. Şu sembolümü getirip buraya ekleyeceğim. Kütüphaneden Cin Ali sembolünü ekledim. Yukarıya doğru sağa doğru aldım. Şimdi sağ tıklayıp klasik ara oluştur dersem bakın döngü kaplamasıyla birlikte görünüyor. Döngü kaplamasını kapatayım. Enter'a basayım. Şöyle hareket edildi de geliyor. Şimdi mesela ortada bir yerde gelip şu sembole giriş yapayım. Buna bir göz falan çizeyim arkadaşlar. Şöyle fırçamı alıp şuraya bir göz, şuraya bir göz, şuraya sevinen bir göz. Şuna da yine benzer bir şekilde bir göz, bir göz yine ve bir yüz çizeyim. Şimdi gelip sahneye sığdır dersem pencereye sığdır. Enter'a tıklayınca yansımasını görüyoruz. Şöyle hareket edeydi gidiyor. Şu Shape Twin'deki şu ara doldurma özelliklerini hızlandırmayı, yavaşlatmayı vesaire yine uygulayabilirsiniz. Mesela şu kalem işaretini tıklayıp istediğim şekilde bunu ayarlayabilirim hızını vesaire. Şöyle hızlansın ve yavaşlasın istiyor. Sonra tekrar hızlansın istiyor. Şimdi test edeyim. Şöyle sağa doğru alayım. Test ettim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. İstersem uygulayabilirim, istersem sıfırlayabilirim. Uygulamayacağım. Şimdi mesela şurada ilkine geleyim. Döndür var. Saat yönünde döndürü seçtim. Tıkladım. Saat yönündeyi seçtim. Gelip animasyonumu oynatıyorum. Böyle tatlı tatlı dönüyor. Tatlı tatlı dönüyor. Başka nasıl döndürebilirim? Otomatik olsun. Otomatik. Başa geliyorum. Sonra saat yönünün tersinde yine böyle tatlı tatlı döndüğünü görebiliyoruz. Burada bir sürü yine özelliğim var. Mesela yolda ölçeklendir, yolda renklendir diye. Bakın gayet güzel, tatlı özellikler.